Şu ana kadar birçok sorgu yazdık. Bu sorgular genel olarak bir standart içerisinde gerçekleşiyordu. Mesela select yıldız from production nokta product. Bunu hatırlarsanız çalışma mantığını store prosedürlerde anlatmıştım. Bir parse işlemi vardı. Bunun SQL standartlarına uygunluğundan bahsediyorduk. Onun bir aşamada değerlendirildiğini ve parse edilirken bu işlemlere göre T-SQL ve SQL standartlarına uygunluğuna bakıldığını söylemiştim. Şimdi bu yazım ile ilgili bir özellikti. Yani bunu yanlış yazarsak sorgu çalışmaz. Bunun içerisine sorgu alan ve bu sorguyu dinamik olarak değiştirilebilen bazı yapılar var. Mesela şöyle bir özellikten bahsedelim. Ben diyorum ki select yıldız from yazsın ama ben şuraya production nokta product'ı dışarıdan bir değer olarak alayım. Mesela değişkene. Bunun için bir değişken tanımlayayım. Tablo adında varchar tabloyu select yıldız from'un sonuna yazdığım zaman ne olur? Mantık olarak doğru değil mi bu? Sonuçta bir değer veriyorum ben oraya. Neden çalışmıyor? Çalıştırmıyor. Diyelim ki tablo, yani tablo tipinde deniyor ya. Bunun çalışmamasının sebebi SQL Server'da sorgular bahsettiğim gibi arka planda çalışma zamanında bir değerlendirmeden geçiyor. O işlemlerden sonra veri tabanı motoruna gönderiliyor. Burada iki türlü çalıştırma yöntemi var. Birincisi bir sorguyu doğrudan yazmak, select yıldız from tablo adı şeklinde. Bir de bunun dinamik olarak oluşturulmasını sağlamak. Bu şekilde yazdığımızda, bu şekilde kastım normal olarak yazdığımızda bu statik bir sorgudur. Yani benim manuel olarak yazdığım bir sorgudur. Bunun bu yöntemle dinamik olarak üretilmesi mümkün değil. Ben bunu işte tabloyu dışarıdan alayım vesaire olayını yapamam. Çünkü çalışma anından önce ben bunun bütün bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş oluyorum. Yani ben bu şekilde çalıştıracağım bunu. Ve daha önceden bilgiler hazır demek. Bilgileri hazırladım. Bunu doğrudan çalıştır. Ama bazen de şöyle bir ihtiyaç olabilir. Ben select yıldız from diyeceğim. Bu zaten verilecek tablonun tüm değerlerini gösterir. Tamam mı? Ama tablo değerini dışarıdan dinamik olarak vermek istiyorum. Ben product yazdığım zaman product çağırsın. İşte production.log location'ı çağıracaksam location yazdığım zaman
Doğrudan location'ı çağırsın. Ama tek soru bu. Bu mantıkta bir işlem yapmak için dinamik SQL denen bir yöntem var. Bu çalışma zamanında üretilen değeri sorgu olarak kullanmamızı sağlıyor. Ama çalışma zamanında. Şu an çalışma zamanı değil burası. Şu an çalışmadı çünkü. Ben F5'e basmadım. Çalışma zamanı diye bir şey yok. Çalışma zamanında olması için dinamik SQL yazmamız şart. Bunu iki şekilde yapabiliyoruz SQL Server'da. Bunları göreceğiz. Birincisi exec ya da execute şeklinde. Buna parametre vererek İkincisi cp execute sql yazalım. Normal yazımı bu şekilde. Cp execute sql diye bir prosedür var. Buna değer vererek, parametre olarak göndererek. Bunu genelde prosedür çalıştırma sırasında hatırlarsınız. O da prosedür yapısında mimari olarak benzer bir işlem var ama tam olarak değil tabii ki. Ben yukarıda oluşturdum sorguyu. Exec'e parametre olarak veriyorum. Doğrudan çalıştırabildim gördüğünüz gibi. Şuradaki kısım, dikkat ederseniz ben string olarak gönderdim bu fonksiyona. İşte dinamik olmasını sağlayan ana özelliklerden birisi. Buradaki yapı aslında bir string. Yani .NET tarafında string, bir varchar olarak düşünebilirsiniz. Haliyle bu arka tarafta bunu gerçek bir sorguya dönüştürüyor. Ondan sonra çalıştırıyor. Yani bana string'i dinamik olarak üretme şansı veriyor. Yani ben bir metinim, metini istediğin gibi değiştir, ben bunu arka tarafta istediğin sorguya dönüştüreceğim diyor o çalışma zamanında. Bu esnekliği sağladığı için de biz istediğimiz gibi çalışma anında bir sorgu oluşturabiliyoruz. Bunu şu şekilde yapalım. Kestim bunu. Yukarıda bir değişken oluşturmuştum. Kopyalayayım bunu. Tablo dedim. Çalıştırdığımda istediğim sonucu getirdim. İşte benim dinamik olarak çalışmamı sağlayan şey komutlardan bir tanesi exec. Az önce de denediğim gibi yukarıda bu çalışmadı. Çünkü burada bir string yok. Burada gerçek bir nesnenin adı bir sıralamasıyla gerçekleşmek zorunda. Ama içeride ise ben diyorum ki şema ve tablo adını ben dışarıdan göndereceğim. İçeride sen bunları istediğin gibi kullanabilirsin. Yani şuradaki kısım bir metinden farklı bir şey değil. İçeriye gittiği zaman bu işlemi tekrar sorguya dönüştürüyor. Bakın ben buradayken hatalı yazdığımda da beni uyaramaz. Çünkü orası gerçek bir sorgu değil şu an. İçeriye gittiği zaman yani buraya yönetilemeyen kod diyebilirsiniz SQL Server için. Yukarıdaki ise yönetilebilen bir kod. Çünkü SQL standartlarına göre bir kontrol yapılıyor burada. Editörde bile. Buradaysa bu işlem gerçekleşmiyor. Sorgu çalıştığı anda gönderiliyor.
Bir örnek daha yapalım. Standart bir değişkene değer atama işlemi var. Exec'e parametre olarak veriyorum. Ve bu oluşturduğum sorguyu çalıştırmasını istiyorum. Şimdi bir de hani takma isimden bahsetmiştik. Daha önce as'le rahatlıkla verebiliyorduk. Sorgumuza bir takma isim verelim. Yukarıdaki sorguyu kopyaladım. Product'ı sorgulayacağım. Burada da product ID'yi almasını istiyorum. Diyorum ki dışarıda bir de alias görevi görecek varchar tipinde bir değişken daha oluşturup bunun varsayılan değerini ürün ad yapalım. Buraya da alias'ını vereyim. Burada dışarıda iki değişken oluşturdum. SQL vesaire. Bir de özellikle alias oluşturdum. Bu da standart bir değişken. Ama varsayılan değeri ürün ad. Bir metin birleştirme yaptım. Herhangi bir fark yok. Bu metin birleştirmede çalışma zamanında SQL Server bunu değerini birleştiriyor. Şuradan gelecek değer nedir? Ürün ad. Burada şunu da belirteyim. As yazmak zorunda değildik. Takma isim için. Bunu söylemiştim hatırlarsanız. As zorunlu değil. Ama yazsak da aynı mantıkla çalışacak. Select product ID as. Bu takma ismi kullan diyorum. Boşluk from tablo adı. Bu sorgu çalıştığı anda hafızada dinamik olarak bu değer üretilip exec sayesinde sorgu çalıştırıyor. Aslında mantık çok basit. Burada. Sadece çalışma zamanında üretilen bir değer sorgu olarak kullanılıyor. Yani C#'daki metin birleştirmeden bir farkı yok. Burada yapılan tüm işlem tamamen şuraya değer göndermekle ilgili. Ben şuradaki sorguyu şu alias yerine ürün ad falan yazarak doğrudan buraya verdiğimde yukarıda ilk yaptığım mantık gibi yani exec'e doğrudan sorgu verdim ya o şekilde çalıştığını düşünün. Aynı. Buradakiler bu sorgunun dinamik olmasını sağlayan değişkenler ve işlemler. Ben bunu şöyle düşünün, bir prosedür yapacağım bu örneklerde de. Buradan gelen değerleri ben dışarıdan prosedür olarak alacağım. İçeride de bu tabloyu çağırlayacağım. Select yıldız from artı dışarıdan gelen tablo adı. Bu şekilde sorun çözülmüş olacak. Tamam. Oturdu mu? Ezi mi? Evet. O yüzden koydum. Bakın. Şuradaki boşluğu siliyorum. Sizce ne olur sonuç?
Çünkü buradaki sorgu sonuçta birleştirilecek dedim. Dinamik olarak birleştirdiğinde sorgu birleşti. Böyle bir işlem gerçekleşemez. Bunu sütun olarak anlıyor. Haliyle çalışmayacak. Sadece burası için geçerli değil. Bakın. Fark etmez. Bunları birleştireyim. SQL standardına ters değil mi? Öyle bir şey yok. As ile ilgili bir esneklik. As ile bunu birleştirince hani as'i yazmasam bile sorun olmuyor. O mantıkta düşünebilirsin. Bu boşluklar da bu nedenle önemlidir. Hatırlarsanız normal select sorgularında zaten where'den sonra biz dinamik değer verebiliyorduk. Çünkü orası hani kafanız karışabilir orada. Biz zaten verebiliyorduk falan. O SQL yapısını değiştiren bir şey değil. O veriyle ilgili bir değer getiriyor. SQL yapısı değil o. O yüzden de herhangi bir sorun olmadan sorgu çalışır orada. Ama burada biz yapıyı dinamik oluşturmaya çalışıyoruz. Bu nedenle burada hata verecektir. Bu yüzden de dinamik kullanmamız gerekiyor. Gelişmiş bir soru daha yapalım. Prosedürle yapalım. Tabii önce normalini yapalım ki kafanız karışmasın. Number değeri alıyorum. Şuradan bir bandı flag'i alıyorum. Thank you.
seneden dolayı problem çıkardı. Dinamik olarak ürettiği için. Bunu da şu an hatırlayamadım ama bakayım. Evet, onu da göremedi. Bu kapattı orayı. Neyse, bunu silelim. Product number yerine product ID'yi yapalım. Burada da iki değerini verdim. Çalıştırdığım zaman bana iki nolu kaydı getirdi. Bu gerçek sorgu olarak şundan bir farkı yok. Zaten dinamik olarak bunu üretiyor. Aynı işte. Ama bunu dinamik olarak üretebildik. Bunu istediğimiz tabloda, istediğimiz kaydı, istediğimiz işlemi yapacak şekilde bir metot yapalım. Yani bir prosedür yapalım. Create proc adı search olsun. Dışarıdan değer alacak bunları. Yerini değiştireyim. Sıralaması değişmesin. Bakın. Şemayı başa aldım. Sizde yoksa çalıştırırken hata verebilir. Bendeki parametreleri kullanırsanız. Alttaki sırayla yapıyorum hepsini. Altta kullandığım sıra. Oluşturdum. Biliyorsunuz prosedürleri de exec'le çağırıyordum normalde. Ama burada kafanız karışmasın diye şöyle basit bir şekilde çağıralım. Production product sütun olarak yine product ID exp olarak eşittir olan gelsin. Expression value olarak da 3
tamamen dinamik bir sorgu. Bunu şöyle değiştirebiliriz. Mesela öncelikle kaydı, bir tane kayıt bulalım. Şuradan Adventure Works içerisinden person.address'ten adres ID'ye bakacağım. Değerlerini buluyor. Hangi aralıkta değer varmış? Evet, 1'den başlıyor. Person.address. Değiştiriyorum. Person.address. Adres ID. 3 olanı getirdi. 3'ten küçük olanları getir. 3'ten küçük eşit olanlar. Evet, dinamik olarak SQL oluşturma yöntemlerinden birisi buydu. Hata ne? Invalid object. Bu hatalarla karşılaşmamak için işte şema vesaire bu sıralamayla içerideki sıralamayı bir tutmaya çalışın. Sorgu için hani bundan çok yüksek performans beklemeyin çünkü sorguların bir planı normaldeki gibi tutulmuyor burada. Yani sorgu planı performansı artırdığı için burada dinamik olduğundan dolayı da çok yüksek bir performans beklememeniz gerekiyor. Bunun biraz daha performans yöntemi var, onu da sonra göreceğiz. Bununla ilgili bir örnek daha yapalım şimdi. Burada da prosedür çağıran bir prosedür. Öncelikle var bilgisayarda bakayım. PR prosedür call adında bir prosedür oluşturuyor. Dışarıdan prosedür adını alıyor. Bu abartılı oldu biraz. Exec CP name. Ben de var olan prosedürlere bakıyorum. Ürünleri getir, herhangi bir parametre almıyor mesela. VR prosedür call dedim. Bakın kendi içerisinde bir prosedürü çağırmış oldum bu şekilde.
Exec, dinamik sorgu oluşturma yöntemlerinden birisiydi. Şimdi diğerine bakalım. Bu yazdığımız CP Execute SQL. Bu bir sistem prosedürü. Biliyorsunuz prosedürler kendi içerisinde bir execution plan oluşturma mekanizmasından dolayı daha performanslı çalışırlar. Bu nedenle yazdığımız sorgular biraz daha performanslı olabilir diğer yönteme göre. Tabii bunlarda çalıştırılacak sorguya göre değişir aslında. Ne yapmak istediğinize bağlı. Bununla ilgili de bir örnek yapalım. Bir prosedür oluşturuyorum. Dışarıdan DB name alacak. Veri tipi SYS name. Dinamik DB adında bir veri tabanı oluşturdum şimdi bununla. Şuradan bakıyorum refresh ile. Bakın Dinamik DB veri tabanı oluşturuldu. İçeride sadece create database bilgisi var. Bu varsayılan default değer. Buna da dışarıdan gelen değeri atıyorum gene dictate sırasında. Varsayılan değer olarak. Sonradan da bunu CP Execute SQL'e parametre olarak gönderip oluşturulmasını sağlıyorum. Hatırlarsanız KSQL ile veri tabanı oluşturma işlemlerinde birkaç parametre vardı. Değil mi? Veri tabanı dosyasının, MDF dosyanın yolu, LDF dosyasının yolu, sonra bunların file growth'u, size'ı, max size'ı filan. Bunları parametre veriyorduk. O zaman bu mantıkla düşünürsek biz bir prosedür yazıp bu prosedüre sadece parametre göndererek bizim belirttiğimiz parametrelerle oluşturulan bir veri tabanı oluşturabiliriz. Öyle değil mi? Dışarıdan parametre veriyorduk script'te. Dinamik olarak oluşturabildiğime göre parametre vererek bir prosedürle database oluşturabiliriz. Bundan bir farkı yok. Sadece biraz daha fazla parametre alacak. O kadar. Buraya kadar sormak istediğim bir şey var mı? SQL Server'da dinamik SQL oluşturma. Anlaşılmayan bir yer var mı burada? İki türlü yöntem var. Exec, diğeri de CP Execute SQL. Bu sistem prosedürü. Öbürü de bir fonksiyon. İçerisine parametre alıyor.